tüketimin birçok dalında böyle bir öze dönüş var. İşte back to basics diyorlar. Hani böyle köklere dönelim falan. Yani beslenmeden giydiğimiz kıyafetlere kadar herkes böyle bir içeriği arama peşinde. Müzikte de aynı şekilde. Şimdi dijitalin böyle son zirvesine geldik falan, hani bitrate'ler havada uçuşuyor ama acaba pick-up, her yerde pick-upçılar açılmaya başladı falan. Analog bir dönüş. Aynı şekilde 80'lerde, 90'larda her şey dijitaldi. İşte pedallar, dijital efekt prosesörler falan, şimdi tekrar tüplü amfilere dönüyoruz falan. Bununla paralel olarak da eski enstrümanlara da böyle bir dönüş var. İşte bit pazarına nur yağdı muhabbeti. Şimdi hem doğru tarafları var, biraz da şişirme tarafları var. Yani bu ayrım yapmanız açısından o konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Bir Fender Strat aldığınız zaman, atıyorum şimdi 1500 dolar Türkiye'de, 1700 dolar öyle bir şey. Yeni gitar. Ama mesela diyelim ki eskitme bir, işte relik bir Fender Strat aldığınız, istediğiniz zaman 1500 dolar oluyor, 3500 dolar falan. Niye? Veya kendisi eski bir gitar, gerçekten 50'lerden 60'lardan 70'lerden bir gitar aldığınız zaman yani 5 basamak, 6 basamaklı sayılara çıkabiliyor. 59 Les Paul'lar 250 bin dolardan falan başlıyor mesela. Burst'lar. Efendim işte 57 Strat'lar 150-200 bin dolardan falan başlıyor. İşte 70'ler daha ucuz, işte 3-5 bin dolara bulursun falan. Ben çok bu işin manyağı değilim. Çok yani fiyatlarda da biraz yanılıyor da olabilirim. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ama yani böyle bir eski enstrümanların fiyatının artması diye bir şey söz konusu. Bu sadece gitara özgü bir şey değil. Keman piyasasında da, yaygı sazlarda da aynı şey var. Yani en iyi kemanın Stradivari yapımı olduğu düşünülüyor. Veya Amati veya Guarneri. Bunlar işte babalar. Onlar böyle milyon dolarlar falan. Yani gıcık oluyorum bu muhabbete. Çok acayip bir kemancı geliyor Türkiye'ye mesela. Isaac Berman geliyor, işte birisi geliyor falan. Adam böyle dünya, işte bütün dünya en iyi kemancılarından bir tanesi. Hürriyet'te başlık. 5 milyon dolarlık kemanıyla geliyor. Kimin geldiği yazmıyor ama. Hani o haberi okuyacaksın yani. Ne çaldığı asla yazmıyor. Program. Hani hiçbir fikrimiz yok. Orkestral mi çalıyor, solo mu falan, onlar yok. Ama şu var, sansasyon var. İşte geçen Temmuz ayında bilmem ne galerisinde 5 milyon dolara satılan işte şu keman falan. Baba sen anlıyor musun 5 milyon dolar kemanın sesinden? Yani 5 milyon dolarlık kemanın sesiyle 4 milyon dolarlık kemanın sesi arasındaki ton farkını biliyor muyuz biz? Bunlar, şimdi bu size önümüzdeki 30 saniyede konuşacağım şey böyle komplo teorisi olarak gelebilir ve benim deli olduğumu düşünebilirsiniz ama emin olun öyle değil. Ben deli değilim ve bu gerçek. Bu fiyatlar tamamen müzayede kurumlarının ortaya çıkarttığı sanal fiyatlar. Onlar müzik enstrümanı değil, onlar aslında antik eser, müzelerde sergilenmesi gereken eserler. Ve bir antik eser olarak, bir sanat eseri olarak fiyatları gerçekten 5 milyon dolar olabilir. Yani bir şey diyemem, aynı bir işte Van Gogh'un, Monet'in, Degas'ın neyse fiyatının acayip olması gibi olabilir yani. Ama enstrüman olarak 5 milyon dolarlık bir şey değil. Mesele o değil. Mesele şu, bakacaksınız. Bu enstrümanların sahibi kim? Isaac Berman mı? Değil. Bunların tamamının sahibi, yani tamam değil mi? Koleksiyonerler var çünkü de. Yani %90'ın, %95'inin sahibi uluslararası fonlar. Ben değilim, gerçek. Büyük yatırım şirketleri, borsa şirketleri, fonlar, çok uluslu fonlar bunları alıyorlar. Aynı İşte platinyum, titanyum, altın almak gibi bir şey bu. Bu adamlar, Guarneri, Amati, Stradivari, bunlar belli sayıda keman yapmışlar. Şu an 2014'e kadar gelen belli sayıda keman var. Bu adamlar şeylerinden çıkıp, tabutlarından çıkıp tekrar keman yapamayacaklarına göre bu kadar sayıda olacak bundan sonra. Ama yine altın bulunuyor artık. Yeni rezervler bulunabiliyor hala. Ama bunlardan bulunamayacak yine. Ve aksine sayıları azalıyor. Azalmak zorunda, azalacak. Artık ne oluyor biliyor musunuz? Mesela diyelim ki 80 tane Stradivari keman var dünyada. Veya 100 tane 59 Les Paul Burst var. Veya işte 57, işte 200 tane 57 Strat var, her neyse. Bir tanesi bir uçak kazasında gidiyor, kaldı 199. 5 tanesi artık o kadar eskimiş ki perde değişimi 10 kere yapılmış falan, çalınamaz hale geliyor.
koleksiyoner değerini veya manyetikleri ölüyor. Koleksiyoner değerini kaybediyor. Kaldı 190. Her sene böyle eksiliyor. Eksildikçe fiyatı çıkıyor. Ya bunun bir müzik enstrümanıyla alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bundan dünyada sadece 100 tane de olsa aynı değeri görecek olan bir şey. Eğer bu talep gören bir şeyse. O bağlamda vintage enstrümanların bu kadar pahalı olması tamamen ekonomik sebeplerden ortaya çıkıyor. Yoksa vintage enstrümanların tonu 5 milyonluk veya işte gitarlar bağlamına bakarsak 250 bin dolarlık değil. Yani bir gitar 2500 dolar, aynısının 40 yıl öncesi 250 bin dolar, bu bundan 1000 kat daha iyi falan değil. Sadece bundan 100 tane var diye fiyatı bu. Ha, eski enstrümanların tonu daha iyi oluyor ama Erdem derseniz tamam olabilir. Bunu tartışırız. Yani ağaçlar yıllar içinde daha çok kuruyabilir eğer cila inceyse. Eğer kimyasal bir cila çok fazla ağacın etrafını kaplamamışsa. Ki birçok fabrikasyon aslında böyle. Ama öyle olduğunu düşünelim. Ağaçlar zaman içinde kuruyup içindeki nemi havaya bırakmış olabilirler. Ondan dolayı daha kuru ağaçlar daha iyi rezonansa geliyor olabilir. Veya belli sesler çalınmasına ağaçlar daha çok alışıyor olabilir. Özellikle akustik enstrümanlarda bunlar geçer. Buyurun. Şeyi soracağım. 400 yıl öncenin alet ve edevatıyla zaten şu anki kullanılan birçok yani yapımcının hatta okullarda olsun, yapım atölyelerinde mesela kemandan örnek verirsek 400 yıl önceye göre birçoğu çok daha iyi olması mantıklı zaten. Bravo. Kesinlikle katılıyorum size. Biz bunu hep tartışıyoruz aramızda. Hem kendi yapımcılar arasında tartışıyoruz hem de enstrümanistlerle tartışıyoruz. Mesela en çok kullanılan şey eski enstrümanlarda yapıştırma metodudur. Boncuk tutkal, hide glue kullanılır. Şimdi ise bizim evimizde acayip tutkallar var. Yani Japon yapıştırıcısı var. İşte tight bond diye silikon bazlı çok güzel bir yapıştırıcı var. Epoksi var. Yani cam gibi bir şey. Harika bir şey yani. Ama biz bunları kullanmayacağız. Niye? En güzel kemanlar, işte gitarlar falan o zaman yapılmış. O zaman bu yapıştırıcılar kullanılıyormuş. Aslına uygun yapmak için de o yapıştırıcıları kullanmamız lazım. Bak, kalıbımı basarım. Stradivari'nin elinde Japon olsun, sapına kadar kullanırdım. Çünkü daha iyi. Bizim elimize geliyor eski enstrümanlar. Boncuk tutkalla yapılmış. Mesela ben bir ud yapım atölyesinde çalıştım. 100 yıllık bir tane ud geldi. Kapağını değiştireceğiz. Kapağını çıkarttık. Kapağın arkasında balkonlar var. Aynı gitarda da vardır ya. Hani bracing denilen balkonlar, çıtalar var. Şöyle bir kapağı salladık. Balkonlar pat diye düştü aşağı. Artık yapıştırıcının yapışkanlık etkisi kalmamış. Çünkü bu yapıştırıcılar ısıyla, mesela boncuk tutkalı ısıyla kendini bırakır. Japon bırakmaz. Bu kadar basit. Ha, bir enstrümanın hangi tutkaldan birleştirildiğinin siz kulağınız tonda anlıyorsanız ve bunu bana kör testinde kanıtlayabilirsiniz, ben size boncuk tutkaldan yaparım. Ama kanıtlayamazsınız.